bizim bu termik santralden Bodrum'a kadar neredeyse yeşil bir ağaç kalmamış. Yani müthiş bir doğa katliamı var ortada. Vicdan kaldırması mümkün değil. Ama dediğim gibi bu sabah elde etmiş olduğumuz bu rahatlık daha önce de sağlanabilir ve bu yangın daha erken söndürülebilirdi. Bugün itibariyle buralarda bir rahatlık olmasına rağmen yukarıda Akçakaya, Fesleğen bölgesinde sıkıntı devam ediyor. Yangın henüz sönmüş değil. Burada kontrol altında ve yukarılarda şu anda yangın devam ediyor. Yangının bu seyrine göre ve müdahalelerdeki bu yetersizliği ve hava desteği verilmemesi sebebiyle uçak bugün geldi. Bu uçakların 4 gün önce gelmesi gerekiyordu. Ve bugün gelen uçaklar herhalde İspanya'dan gelen uçaklar. Denizden hemen dibimizdeki denizden su alıp anında müdahale imkanı vardı. Bundan 3 gün önce, 4 gün önce çökertme yanmamışken daha o bizim feryatlarımız üzere buraya gönderilen uçaklar bu tip uçak değildi. Bizim herhalde kendi kullandığımız uçaklar onlar. Denizden su alamayan, ikmal için mutlaka bir havaalanına gitmesi gereken ve havaalanında ikmali en az 3 saat süren bir uçak. Yani bununla nasıl bir yangın mücadelesi yapılır onu bilemiyorum. İşte sabah mücadele nasıl yapılır gördük biz burada. Yanıyor bir kaç gündür. Bugün yanıyor. Çökertmeden öyle mazıdan yanarak geldi. Sıra bizim buraya geldi. Bizi çıkarttı. Tahliye ettiler. Aşağıya köye gönderdiler. Oradan baktık. Gözümün önünde evim cayır cayır yandı. İtfaiyeler yetersiz kaldı. Çıkmadı. Bu kadar işte. Başka ne diyeyim ben? Umutlarım, hayallerim hepsi gitti. Hiçbir şeyim kalmadı yani. Ben tek yaşıyorum. Eşim öldü benim. Yapacak bir şeyim yok oğlum. Diyecek laf da bulamıyorum. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Ağlıyorum akşamdan beri. Akşam otelde kaldım. Koymadılar bizi, sokmadılar bizi.